Herkese merhaba, ismim Samet Ceylan. Arduino derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde Android ses komutu ile Arduino kontrolü yapacağız. Ee, tam olarak nasıl bir proje olacağından bir yüzeysel olarak bahsedelim. Ee, bildiğiniz gibi Arduino'yu biz e, ses ile kontrol edebilirdik. Ve bununla alakalı bir e, yazılım dersi işlemiştik. Anlatmıştım e, bir mikrofon ile ya da başka bir mikrofon e, sürücü kartı ile nasıl kontrol edileceğinden bahsetmiştik hatta led ile ses ile led yakmıştık ya da Herhangi bir ses ile Bir çıkış elemanı kontrol etmiştik Ama bunu biraz daha geliştireceğiz daha da teknolojik hale getireceğiz Bunu da şu şekilde yapacağız Mikrofon olarak Elektronik devrede hiçbir şey kullanmayacağız Elektronik devremizde sadece Çıkış elemanlarımız ve bir adet Bluetooth modülümüz olacak. Yani seri haberleşme modülümüz olacak. Bu da HC-05 seri haberleşme modülü olacak. Bu Bluetooth modülüyle biz Arduino, Android cihazımızla, bildiğiniz gibi Android cihazlarda mikrofon vardır, bulunur. Yani telefonlarımızda illaki bir mikrofon olmak zorunda. Android cihazlarımızdaki mikrofonla tanımladığımız ses ile çıkış elemanlarımızı çalıştıracağız. Peki bu nerede işimize yarar? Yani bu projeyi nasıl kullanabiliriz? Bundan da biraz bahsedelim. Bildiğiniz gibi artık yeni teknolojilerde şunlar da var. Akıllı ev sistemleri var. Mesela ev sahibi eve girdiği zaman herhangi bir parmak şıklatma hareketiyle bir odanın ışığını yakabilir. Ya da herhangi söylediği tek bir cümleyle televizyonu çalıştırabilir. Ya da bunun dışında 2012 diye bir film vardı. Kıyamet filmiydi. O filmde bir Bentley sahnesi vardı. Arabanın nasıl çalıştırılacağını hiç kimse bilmiyordu ve birisi geldi, sadece motor çalış cümlesini kurdu ve motor çalıştı. Bu şekilde akıllı sistemler de kullanılabilir. Ee... Şimdi biz çıkış elemanı olarak tabii ki bir televizyon ya da bir ütü ya da evin lambası gibi bir şey yapmayacağız. Yani bir akıllı ev sistemi oluşturmayacağız. Bu kadar kapsamlı bir, bir ders olmayacak. Ama emin olun bunlara temel olacak. Çok güzel bir ders olacak bizim için. Biz çıkış elemanı olarak farklı renklerde ledler kullanacağız. 5 adet led kullanacağız bu devre için. Bu da demek oluyor ki 5 adet çıkış pinimiz olacak. E, diyelim... Ve yazılıma başlayabiliriz. Başka da söyleyeceğim bir şey yok devre hakkında. İnşallah anlaşılmıştır yapacağımız proje. Bildiğiniz gibi tekrardan da bir özet geçersek, Android cihazımıza söylediğimiz cümleye göre yani ağzımızdan çıkan sese göre Arduino kartımız o sesin o sesin ne olduğunu algılayacak ve o sese göre çıkış elemanlarımızı çalıştıracak. Kimisini çalıştıracak, kimisini durduracak, hepsini çalıştıracak, hepsini durduracak. Bu şekilde bir döngü oluşturacağız. Diyelim ve yazılımımıza başlayalım. İlk olarak pin tanıtım işlemleri gerçekleştireceğiz ama pin tanıtım işlemlerini gerçekleştirmeden önce bir string voice değişkeni tanımlamamız gerekiyor ki bu değişkenin altında yapmamız gerekiyor bütün işlemleri. Yani bir voice değişkeni tanımlamamız gerekiyor. Bunu da String komutuyla yapacağız. String voice dedik ve noktalı virgülle biraz satıra indik. Artık e, pinlerimizi tanıtmaya başlayabiliriz. Int komutundan sonra e, ledlerimizi tanımlıyoruz. Çıkış elemanı olan ledlerimizi tanımlıyoruz. Birinci ledi Arduino kartında ikinci pin'e bağladık. Dijital ikinci pinimize bağladık. İkinci ledimizi dijital üçüncü pinimize bağlıyoruz. Üçüncü ledimizi dijital dördüncü pine bağladık. Dördüncü ledimizi dijital beşinci pine bağlayacağız. Ve son ledimizi Dijital altıncı pinimize bağlayacağız diyelim. Ee, bu aşama sadece bir pin tanıtım aşamasıydı. Ee, bildiğiniz gibi artık bu tarz büyük projeleri e, parça parça anlatıyorum ki daha anlaşılabilir olsun diye. Ben bu 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 şekilde büyük bir ders ki zaten yazılımımızı göreceksiniz uzun bir yazılım olacak. Ee, tabii ki en uzun aşaması loop döngüsü olacak her zaman olduğu gibi. <laughs> e, bu dersimizi de parça parça anlatacağım. Bundan sonraki yapacağımız aşama, e, Void Setup aşaması olmayacak. E, şunu tanımlayacağız, bir kurulum daha yapacağız. Yani Void Setup'dan önce bir kurulum daha yapacağız. Ledlerimizin hepsinin yanmasını e, bir kurulum olarak atayacağız ya da ledlerimizin hepsinin sönmesini bir kurulum olarak atayacağız. Ondan sonra Void Setup aşamasına başlayacağız. E, başka da diyebileceğim pek de bir şey kalmadı. Yani bu ders için pek de bir şey kalmadı. Bundan sonraki derslerimi takip, etmeniz, z, takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, bu dersi de burada bitirmiş olalım. Dediğim gibi bundan sonraki aşamada e, bütün LED'lerimizi yanmasını kuracağız. Nasıl yapacağımızı anlatacağız. Bu dersimizde pin tanıtım işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrendik. Ve projemizin tam olarak nasıl çalışacağını öğrendik. Diyelim ve dersimizi burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeniz size fayda sağlayacaktır. Arduino bilginizi ve elektronik bilginize katkı sağlayacaktır. Herkese iyi çalışmalar dilerim.